birçok medeniyeti bağrında barındıran Mersin, 9000 yıllık tarihiyle toprağı işlemeyi öğrenen insanlığın ilk yerleşim yerlerinden biridir. Bir yanını Torosların bereketli toprağına yaslayan Mersin, diğer yanını Akdeniz'in mavi sularına vermiştir. Kız Kalesi, Cennet-Cehennem Obrukları, Kanlı Divane, Soli Antik Kenti, Anemurium Antik Kenti, Mamura Kalesi, Mut Kalesi, Uzunca Burç, Eshab-ı Kef Mağarası ve tarih dolu 520 nokta arkeolojik sit alanıyla geçmişini yarınlara taşıyor Mersin. Mersin sanayi, ticaret, tarım ve turizmi birleştiren ve hızla büyüyen bir metropol kenttir. Bereketli Çukurova'nın tarım ve sanayi ürünleri Mersin limanından ihraç ediyor ve bu ürünleri dünya pazarına sunuyor. Vergi ödemelerinde 6. sırada yer alan Mersin, Türkiye'nin ilk serbest bölgesi ve organize sanayi bölgeleriyle ülkemize katma değer sağlıyor. Portakalı, limonu, muzu ve örtü altı sebze meyve üretiminde öncü olan Mersin, Türkiye'nin en büyük ikinci tarım üretim merkezi konumundadır. Mersin'in işleyen çarkları kenti yarınlara hazırlarken, Mesiyat birçok fikre öncülük ederek kentin birleştirici gücü oldu. Kısa adı Mesiyat olan Mersin Sanayi ve İş İnsanları Derneği, kurulduğu 1991 yılından bu yana hep Mersin için emek verdi. Mesiyat sadece üyelerine yönelik faaliyetler yürütmeyip, başta Mersin olmak üzere Akdeniz bölgesinin ve genel anlamda Türkiye'nin kalkınması için çeşitli projeler yürütüyor. Mesiyat toplumunu ilgilendiren sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlar karşısında aktif tavır almaktan kaçınmayan bir kuruluştur. Kimi zaman düşüncesiyle, kimi zaman da projelerle sorunların aşılmasına katkı sunmaktadır. Mesiyat, bugüne kadar onlarca projeye önderlik etmiş ve birçoğunun hayata geçirilmesini sağlamıştır. Türk Konfet ve Konfederasyon kurucu üyeliği, üniversitenin kuruluşuna yönelik Mersin Üniversitesi ve Geliştirme Vakfı'nın yönetim ve yürütme kurulu üyeliği, Mersin Tarsus Organize Sanayi Kuruculuğu, Mersin Serbest Bölge'nin kurulması için lobi faaliyetleri, KOSGEB ve TOSYÖV'ün Mersin'de açılması, Mersin Limanı'nın daha verimli çalışması ve uluslararası düzeye getirilmesi, Kongre Merkezi, Nuh'un Gemisi Projesi, Mesiyat Hatıra Ormanı oluşturulması, balık çiftliklerine karşı lobi faaliyetleri, üniversitelerle işbirliği protokolünün imzalanması, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlamasının lobi faaliyetleri, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın fikir öncülüğü, Mersin Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Projesi'nin ilk defa ortaya atılması, Kar Boğazı'nın kayak merkezi ve turizm alanı olmasına yönelik çalışmalar, Mersin Ekonomi Platformu Kurucu Başkanlığı, Çukurova Sifet Kurucu Başkanlığı ve Mersin-Adana Birlikteliği'nin temellerinin atılması, Akdeniz Oyunları Genel Koordinatörlüğü ile işbirliği protokolü, İçel isminin Mersin olarak değiştirilmesi ve Çukurova Bölge Radyosu'nun Mersin'de kurulmasına yönelik lobi faaliyetleri, turizm bölgelerinin ilan edilmesi gibi birçok konuda Mesiyat roller üstlenmiş ve takipçi olmuştur. Hüseyin Toker başkanlığında kurulan Mesiyat'a Ahmet Şimşek, Musa Timur, Ercan Atakan, Mustafa Güler, Ali Doğan, Ahmet Akkurt, Mehmet Deniz başkanlık etmiştir. Hasan Engin Yönetim Kurulu başkanlığındaki dönemde Mesiyat, Çukurova Havalimanı'nın bölge ekonomisine bir an önce kazandırılması için yerinde incelemelerde bulunarak açıklamalar gerçekleştirdi. Karaboğazı'nın kış sporları ve kayak turizmine kazandırılması için inceleme ve girişimlerde bulundu. İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'e hizmet verecek Seka Limanı'nın hayata geçirilmesi ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi otoban bağlantı yolu için lobi faaliyetleri, Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Projesi'ne yatırımlarının başlaması için çağrı, beton yapılara teslim edilen Mersin'in kent merkezine nefes aldıracak Mersin Nefes İstiyor projesi kapsamında Tevfik Sırrı Gürstadı arazisi, Oyak arazisi ve Deniz Park alanını kapsayan sahaların yeşillendirilmesi ve Mersin Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan da bu alanları Mesiyat'la birlikte inceleyerek projenin hayata geçeceğini Mersinlilere müjdeledi.
Mersin metrosunun yapımına yönelik basın açıklaması yapılarak hafif raylı sistem önerisi, Taşucu Seka Limanı'nın bir an önce özelleşmesi ve kapsamlı hizmet vermesi için basın açıklaması yapılarak MESİAD'ın görüşleri kamuoyuyla paylaşıldı. Mersin için daha nice projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen MESİAD, bölgenin gücü olmaya devam edecektir. Çeyrek asırı aşan tecrübesiyle Mersin ve bölge için üreten MESİAD. Güçlü MESİAD, güçlü Mersin.